Transfer TV'den herkese merhabalar, ben Ceren Engin. Bugün futbol camiasındaki gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe'deki transfer gündemine bakalım. Bu sezon şampiyonluk iddiasını son maça kadar sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, önümüzdeki yılın planını da yapmanın peşinde. Camiayı kongre heyecanını sardığı dönemde dış basından gelen transfer iddiaları da devam ediyor. İddiaya göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile yakından ilgileniyor. Türkiye Ligi'ne uygun bir profil olarak değerlendirilen 30 yaşındaki Lukaku için belirlenen formül ise kiralık anlaşma. Satılacak oyuncularla kasasını dolduracak olan Fenerbahçe'de bazı yabancı oyuncularla da yollar ayrılacak. Devre arasında geçici bir transfer olarak Fenerbahçe'ye katılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci takımdan ayrılacak. İstanbul macerası biten tecrübeli isim kariyerine Amerika'da devam edecek. Bu sayede Fenerbahçe'de bir yabancı kontenjan da açılmış olacak. Galatasaray'daki transfer dinamı ise şu şekilde. Ligin sonuna büyük bir avantajla giren Galatasaray önümüzdeki yıl aynı avantajı koruyamayabilir. Sarı kırmızıların birçok oyuncusuna teklif var. Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Davison Sanchez kulübe veda etme ihtimali yüksek isimler. Savunma hattını baştan sona değiştirme ihtimali olan Galatasaray'ın gündemine giren isim ise David Alaba oldu. Arda Güler'in ben Fenerbahçeliyim o Galatasaraylı dediği Alaba Real Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor. David Alaba Avusturya'daki mali arkadaşları nedeniyle Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı. Galatasaray'da bir diğer problem ise kiralık gönderilen oyuncuların kötü performansı. Daha önce Nicola Zaniolo'nun performansını yeterli görmeyen Aston Villa İtalyan oyuncu transfer etmeyeceğini Galatasaray'a bildirmişti. Şimdi bir kötü haber de İsviçre'den geldi. Basel'de kiralık oynayan Yusuf Demir'in performansı da yeterli görülmedi. Bonservisine 6 milyon euro ödenen Yusuf Demir, sezon biter bitmez Galatasaray'a geri dönecek. Beşiktaş'taki transferler ise şu şekilde. Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, yaz transfer sezonuna ilk kez Başkan Hasan Arap'la giriyor. Transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta ilk hedef ise eski aşk Philip Coutinho. Siyah beyazların bu transferdeki rakipleri Olympiakos ve Siyah beyazların bu transferdeki rakipleri Olympiakos ve Cruzeiro veyahut da Cruzeiro da olabilir. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kapısından dönen Coutinho sezonu Katar'da Al Duel formasıyla geçirdi. Beşiktaş için bir diğer iddia ise Arjantinli yıldız Di Maria ile ilgili. Zira Türkiye Kupası'nın finalinin ardından transfere yoğunlaşacak olan Beşiktaş, Angel Di Maria'yı devlerin elinden almak istiyor. Siyah beyazların en büyük sorunuysa eldeki yabancı oyuncu fazlalığı. Dünyanın gündeminde garip bir transfer öyküsü var. Olayın kahramanı daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formalarını giymiş bir isim. Edgar Lee. Romanya'nın Dinamo Bükreş takımına transfer olan Edgar için ortaya atılan iddia akılları karıştırdı. Portekizli Edgar Lee'nin kendisi yerine ikiz kardeşi Edinho'yu Bükreş'e gönderdiği öne sürüldü. Edgar'ın performansından şüphelenen Romanya ekibi Edgar'ı ya da Edinho'yu bir takım testlere sokmayı düşünüyor. İşin kötüsü bu testler sonucunda Dinamo Bükreş'in şüpheleri doğru çıkarsa küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.